Orada emekli euro ile emekli maaşı alıyorlar. Buraya geliyorlar, şimdi 1000 euro emekli maaşı alsa burada ne kadar yapıyor? 9 milyar yapıyor. Eğer ki AK Parti'ye oy verenler varsa da bunlar kesinlikle fanatist ve çıkarları olan insanlardır yani. Diyor ki şişe topluyor. Evet toplar. Burada da geri dönüşüm şeyi olsa adamlar mantıklı düşünüyor. 25 kuruş olsa inan ki çöp olmaz İstanbul'da ya. Hani bana burada geliyorlar, yok işte hastanelerde kuyruk kalmadı bilmem ne. Tamam, kuyruk kalmamış olabilir, randevu alamıyorsun. Ve bana orada gidip de Almanya, Avrupa bizi kıskanıyorlar hiç demesinler. Adamlar ağızlarını bırakıp başka bir yerlerinden hala bize gülmeye devam ediyorlar. Biz mahvoluyoruz, gidiyoruz yani, batıyoruz. Tabii ki CHP. Ay CHP değil, artık Erdoğan'ın gitmesi lazım. Ay euro, dolar, altın. Yanlış hatırlamıyorsam gurbetçiydiniz değil ben mi? Ben işim gurbetçi. Bir buçuk orada yaşıyor oldu. Musunuz? Hala var mı? Yok falan? Ben buradayım. Ailesi orada. Babam orada. Ailesi orada. Biz geçenlerde bir röportaj yaptık. O da baya bir olay oldu. Haber sitelerinde paylaşıldı. Bir teyzeyle amcaydı galiba. Evet, Eminönü'nde. Evet. Aynen izledim. Gördüm. İyi dedi. Ekonomi çok iyi falan dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce çok iyi. Burada mı ekonomi iyiymiş? İzledim ben o röportajınızı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnşallah ki beni izlerler burada. Ben orada emekli euro ile emekli maaşı alıyorlar. Buraya geliyorlar, şimdi 1000 euro emekli maaşı alsa burada ne kadar yapıyor? 9 milyar yapıyor, tamam mı? Buraya gelip baba gibi yaşar. Ben 27 sene Almanya'da yaşadım. Yok neymiş işte şişe topluyormuş. Evet şişe toplar. Adam şişeden 25 sent alıyor. Bizde de öyle bir sistem oldu. Bizim de milletimiz şişe toplar. Çünkü geri dönüş var. Para topluyor orada. Bizde öyle bir şey yok ki. Hani bana gelip de burada işte Almanya'da yok açlık var mı demesinler. Ben 27 senemi Almanya'da yaşadım. Adam doktora gidiyor, sigortalı. Sigortadan şeyini alıyor, ilacını alıyor. Ben burada hastanede yattım. Sigortalıyım. Eczaneye gittim ve yine de sigortalı olduğum halde ben ilaçlarıma para vermek zorunda kaldım. Ben bunu bir buçuk sene içinde yaşadım. Bana hiç demesinler Almanya bilmem. Ben 27 senemi Almanya'da geçirdim. Türkiye'yi bitirdi, bitirdi. Ya sevsinler, sevmesinler demiyorum ama bana bir faydası yok. Kimin elinde bir şey var? Evim mi var? Barkım mı var? Bir şey mi yaptı bana? Bir faydası mı var bana? Hiçbir faydası yok. Bir buçuk sene içinde ne kadar sömürüldüğümüzü anladım. Ha, eğer ki AK Parti'yi de çok destekliyorlarsa kesinlikle bir çıkarları var yani bu insanların. Bir yerden yok işte bu pandemi dolayı çıktı. Millete 1000 lira. Ya maske bulamadık ya. Devletten ben şey yapacaktım, bu 5 tane maske bulamadık. O ülkeye yardım etmiş, bu ülkeye, sen öbür ülkeleri boş ver. Bu ülkeye bakacaksın sen. Milletine 1000 lira da dağıtacaksın, pandemide yardım edeceksin. Hiçbir şey yaptıkları yok. Bizimki iyi bana. Biz burada var ya fakirleştikçe zenginler daha zengin oluyor. Artık orta şey diye hiçbir şey kalmadı burada. Ya çok fakirsin, açsın ya da çok zenginsin. Bak oğluna borcu vardı. Ben bunu Çekmeköy'de de şey yaptım. İnşaatı vardı ama kaç ay inşaatı durdu. Ne yaptılar, ne ettiler? Adamın borcunu ödediler. Tık ertesi gün ağaoğlunun inşaatı başladı çalışmaya. Bana burada gurbetçiyim işte, ben orada emekliyim. Biz burada Erdoğan sayesinde babalar gibi yaşıyoruz demesinler. Çünkü yaşamıyoruz. Biz burada gerçekten açız. 3 kişi evde çalışıyoruz. O zaman da bana siz ilk seferinde röportaj yaptın, yok işte kilolusun da bilmem ne. Ya aç olmak yemekle değildir. Aynen. Ben ev kirası ödüyorum, dükkan kirası ödüyorum, benim oyun var, buyum var. Yok, yok, yok. Ne kadar çalışsak da yok yani. Eğer ki AK Parti'ye oy verenler varsa da bunlar kesinlikle fanatist ve çıkarları olan insanlardır yani. Bir buçuk sene içinde ben bunu fark ettim, daha da çok fark ettim. Bunların artık gitmesi lazım, yeter çünkü. Gerçekten yeter. Herkese oy veririm, ona vermem. Çünkü sömürdü insanları ya. Suriyeliler geldi buraya fırt 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 doğuruyorlar. Onlara yardım ediliyor. Bize yok. Bak benim Roman vatandaşlarıma burada yardım edilmiyor. Burada yok. Gazi Osman Paşa'ya geldim. Benim Roman vatandaşım ya torbacı, ya hırsız, ya bir şey. Sarıgöl. Niye benim Roman vatandaşıma yardım edilmiyor? Niye onlara hak verilmiyor? Niye Suriyeliler gibi yardım edilmiyor? Bu besbelli açık, Suriyeliler 5 seneden burada sen ondan bundan benden rahat yaşıyorlar. Bana desin gelsin, desin ki ben rahat yaşıyorum. Benim adam ya torbacı oluyor ya hırsız oluyor. Şans vermiyorlar insanlara. Vermiyorlar ya. Bunun Roman'la Türk'le de ihtiyacı. Birbirimize hepimizi birbirimize düşürdüler. Artık yeter, gitsinler yani. Bak abicim, benim kardeşim cezaevinde torbacılıktan.
Bak Torbacık'tan ben Sancaktepe'de Yavuz Türk Mahallesi'nde evime şafak operasyon yedim. Kardeşim yüzünden. Şu anda cezaevinde ve 4 yıldır içeride. Bir 9 yıl yatacak toplamında. Sonunda 25 lira para cezası ödeyecek. Neyle ödeyecek bu parayı? Bu cezayı nasıl ödeyecek bu? Şimdi bunun sicili kirli sabıkalı olacak. Çıktığı zaman iş bulamayacak abi. Evli yuvası dağıldı. Karısına nafaka ödeyecek. Kirası olacak. Bir gelir, bir gideri olacak. Devlete 25 bin lira para ödemesi gerekecek. Bu çocuk bir iş buldu ya. Bir askeri ücretle bir fabrikada iş buldu. Bunların hepsini nasıl ödeyecek? Bu çocuk gene çıkacak, torbacı olacak. Hırsız olacak. Veyahut da bilemedim yani, başka bir şey olacak. Yani bu çocuk gayrimeşru kovalamaya başlayacak. Şimdi torbacılıkla girdi. O zaman torbacıların torbacılığını yapacak. Daha büyük oynayacak. Yok ya. Devletimiz artık böyle. İnsanı artık suça itiyor bizim devletimiz. Evet. Suça itiyor. Sen diyor git sabıkalı ol diyor. Git diyor sabıkalı ol ya. Benim kardeşim şu anda cezaevinde ya. Maltepe'de cezaevinde ya. Ben iyiyim, ben burada iyi geçiniyorum diyen insana da ben artık inanmıyorum. İnanmıyorum ya. Bak, artık ne bileyim, kendilerini şafak kandırıyorlar. Şafak operasyonunda bizim ülkemizde adalet diye bir şey yok. Şafak operasyonunda 39 kişi alındı, 5 kişi içeride yatıyor. Hepsi aynı suçtan alındı abi. Niye içeride? Niye çoğu dışarıda? Niye çoğu dışarıda? Ben bunu sorurum yani. Neymiş? Bonzaiymiş, kimyasalmış. Yok otmuş, işte onun cezası. Abi hepsi uyuşturucu ya. Hepsi uyuşturucu. Geçen sene yaptığımız reportajdan şu anki yaptığımız tam bir sene, iki ay falan geçti. Seçim öncesiydi. Hiçbir şey değişmedi. Hatta daha kötü oldu yani. Ki ben yani 1,5 seneden beri İstanbul'da yaşıyorum artık. Böyle İstanbul'dan bir an önce kurtulsam da git, hani başka memleketime dönsem diye dua ediyorum bir gerçekten yani. Bıktı ya. Bıktı abi. 1,5 Almanya'ya bir sene sonra ben Edirne'ye gidiyorum ya, yani taşınıyorum, İstanbul'u komple terk ediyorum. Almanya'ya dönme gibi bir şeyim yok. Çünkü burası benim ülkem. Benim yani ben Türk'üm. Sapına kadar Türk'üm. Gelirim var mı Almanya'da? Yok. Yok. Hiçbir gelirim yok. Sadece annem babam işte destek olurlarsa oluyorlar. Genelde geliri olan kişiler ülkemizi çok seviyor. Hayır. Çünkü oradan buraya döviz getiriyor. Hiçbir gelirim yok. O zaman euro zenginleriler. Tabii canım. Ben orada bir şey sordum. Dedim ki euro 9 lira 10 lira oldu. Olsun, Alman malı kullanılmasın. Euro ile ne işiniz var gibi bir niye şey her şeyin yabancı malını kullanıyoruz biz burada? Eğer ki o kadar çok seviyorsa o zaman gelsin burada yaşasın. Oranın emekli maaşını da almasın. O zaman göreyim ben onları. Ben orada euro kazanıyorum, buraya geliyorum, evler alıyorum, yazlıklar alıyorum. 6 ayımı kışın orada geçiriyorum. Bütün doktor kontrollerimi geçiriyorum. Hava güzel olduğu zaman burada geliyorum, yazlıkta vatanım. Kadın sana diyor ki yok orada, adam diyor ki şişe topluyor. Evet toplar. Burada da geri dönüşüm şeyi olsa adamlar mantıklı düşünüyor. Şişeye geri dönüşümü şey yapıyor. Yani burada da aynen 25 kuruş olsa inan ki çöp olmaz İstanbul'da ya. Biz bana böyle saçma sapan mı? Biz onun tam tersini yaptık. Marketlerde poşetler 25 kuruş. Aynen. Biz onun tam tersini. Almanya'da da öyle. Ama geri dönüşüm diye bir şey var. Hani bana burada geliyorlar, yok işte hastanelerde kuyruk kalmadı bilmem ne. Tamam, kuyruk kalmamış olabilir. Randevu alamıyorsun. Ben burada hastaneye de düştüm geldiğimden beri. Ameliyat da oldum. Randevu alamıyorsun. Ya evde bekliyorsun. Pandemi dolayı geldi. Adam korona oluyor. Ondan sonra yok ne? Minibüslere binip geliyor. Bilmem ne. Adam, şimdi Sağlık Bakanımız da çıktı. Testi pozitif ama şeylerini göstermiyor. Yani hasta olduğunu göstermiyor. Semptomlarını göstermeyenleri yansıtmıyorlar. Ama İlla pozitif. Semptomunu mu gösteriyor? Yani ama her pozitif. Şeyleri yalan olduğu, pozitif dolan olduğu semptomlarını ortaya çıkıyor yani. Peki ben size şunu da sorayım. Orada 650 euro emekli maaşım var dedi. Bizim gurbetçi takipçilerimiz de şöyle bir yorum yaptı. Hiçbir iş yapmayan, hiç çalışmayan kişiye 650 euro veriyor. Aynen öyle. Doğru mu? Aynen öyle yani. Kesinlikle öyle. Bana burada şey yapıyorlar. Almanya her türlü bir insana yardım ediyor. Ki bizim insanlarımız işte bir yandan da devleti sömürüyorlar. Buradaki devlet de bizim insanımıza böyle yardım etse, bizim insanımız her türlü buradaki devleti de ama sömürür. Ama adil bir şekilde yardım etmesi lazım. Adil bir şekilde. Yani adam orada sen çalışmıyor. Sen bendensin, gel ben sana yardım edeyim. Sen olsun, ben sana yardım etmem olmayacak. Zaten yılbaşına kadar euro olur 10 lira. Olacak zaten. Yani fazlasını geçecek. Bile geçer. Ondan sonra buraya gelip işte baba gibi yaşarlar. Selamlar, 2 hafta burada kalırlar. Benim kardeşim, annem baba 2 hafta buradaydı. Kardeşim dedi ki ya dedi 50 euro daha bozdurmadım dedi. 50 euro bozdurmadım daha çocuk dedi. Dedim yani normaldir bu zamanda. Ve ben burada sürünüyorum. Ha mutsuz muyum? Mutsuz değilim. Neyden mutsuzum?
Türkiye'yi yönetenlerden çok mutsuzum. Ve bana orada gidip de Almanya, Avrupa bizi kıskanıyorlar hiç demesinler. Adamlar ağızlarını bırakıp başka bir yerlerinden hala bize gülmeye devam ediyorlar. Ki öyle de devam edecekler. Bunda hiçbir şey değişmeyecek. Neyimiz var? Neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Bana söylesinler maske dağıttık. İngiltere'ye maske dağıttık. İngiltere maskeleri bize geri gönderdi. Sağlıklı bulunmadığı için. Sen gel kendi memleketli insanlarına yardım et. Ondan sonra git dünyaya. Sen ilk önce memleketine, ülkene sahip çıktığın zaman öbür ülkeler de sana saygı duyar. Ama buna saygı duymadığın sürece hiç kimse sana saygı duymaz. Biz giderim Arap kökenli insanlara, Araplara yardım edelim. Biz böyle yaptığımız sürece ne benim çocuklarım Türkiye'nin düzeldiğini görür ne de çocuklarımın çocuğu düzeldiklerini görür. Biz mahvoluyoruz, gidiyoruz yani, batıyoruz. Hiç bize demesinler Avrupa beni kıskanıyor, orası beni kıskanıyor, hiç kimse bizi kıskanmıyor. Bizim kıskanılacak hiçbir yanımız yok. Bize acıyorlar, acıyorlar. Bu bir gerçek yani. Hiçbir şey değişmedi. 1,5 senedir hiçbir şey değişmedi. Daha kötü oldu. Böyle de devam ediyor. Size teşekkür ederiz. Yani? Allah herkesin yardımcısı olsun. Böyle şeyler yaptığınız yani. İçin size çok çok teşekkür ederiz. En azından biraz gerçekleri insanlara gösterdiğiniz için. Hani doğruları gören kitleye doğruları gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Bu da zor iştir yani, helal olsun size.